Şimdi önce sabah saatlerinde 4.7, ardından da yaklaşık bir saat önce 5.6 büyüklüğünde bir depremle Tokat sarsıldı bir gün içinde iki kez. Bu müstakil bir deprem olarak değerlendiriyor uzmanlar. Katılır mısınız? Başka bir depremi tetikler mi? Başka bir fay hattını tetikler mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu depremi? Nasıl analiz edersiniz? Az önce Şükrü hocamızın ben konuşmalarını da dinledim. Aynı şekilde ben de katılıyorum. Müstakil bir deprem. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Erzincan'dan İstanbul'a kadar her zaman büyük şiddetli depremler zaten meydana gelmektedir ki Tokat'ta da en son 1942 yılında Erbaa ilçesinde çok ciddi büyüklükte bir deprem meydana geldi. Erbaa ilçesinde büyük bir yıkım bıraktı. Çok sayıda can kaybına sebep oldu. Yani bölge aslında büyük depremlere gebe olan bir bölge her zaman için. Diri fayların her zaman o diri fayların olduğu, her zaman büyük depremler üretebilecek bir bölge. Ve bölgede 5.6 büyüklüğünde çok sığ bir deprem meydana geldi. Bunu da özellikle belirtmeye gerek var. Evet, sığ olması ne ifade eder? Çok yüzeye yakın bir deprem. 5.9 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi ki Kahramanmaraş depremi yanlış hatırlamıyorsam 10 ya da 11 kilometre derinde meydana gelmişti. Yani Kahramanmaraş depremine göre 2 kat daha yakın bir deprem. Japonya'daki depremler mesela 20 kilometre, 30 kilometre derinlikte meydana geliyorken burada 6 kilometre derinlikte meydana geldi. Yani bu hissedilmesine verdiği zararı mı arttırıyor? Kesinlikle bu hissedilmesini ve verdiği zararı misliyle arttıran bir faktördür. Çünkü normalde 5.6 büyüklüğündeki bir depremde açıkçası kırsal kesimde asıl durumda olan binaların bile yıkılmasını beklemeyiz. Ki bu depremde işte bazı minarelerin yıkıldığını görüyoruz. Asıl durumda kullanılmayan ahır türü binaların yıkıldığını görüyoruz. Yani bu depremin yüzeye çok yakın olmasından kaynaklı olarak bıraktığı bir hasarı göstermekte. Yani deprem yüzeye ne kadar yakın olursa o kadar büyük hasar bırakır. Evet, yani mesela etkilenen diğer iller de var. Samsun, Yozgat, Çankırı, Çorum illerinde de yoğun bir şekilde hissedildiği ifadesi var. Bu aslında sizin anlattığınızla örtüşüyor değerlendirmenize, değil mi? Evet, yüzeye ne kadar yakın olursa aslında çevredeki en yakın olan şehirlere de çok daha ciddi bir şekilde hissetme oranını da artırıyor ki zaten Samsun, Ladik depremi de hemen Kuzey Anadolu fay hattının devamında olan, yani hemen Tokat'ın devamında olan bir deprem. Yani Tokat'ın ucunda zaten Samsun, Ladik depremi var. Hı-hı. Onun devamında işte benzer şekilde ileriye doğru Bolu, işte Tosya, benzer şekilde zaten Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde son 60 yılda, son 80 yılda 5 büyüklüğünde, 7 büyüklüğünde çok ciddi depremler meydana gelmiş. Peki bu bölgenin ne kadar büyüklükte deprem üretme kapasitesi bulunuyor? Jeolojik açıdan ne dersiniz? Kuzey Anadolu fay hattında şu an Türkiye tarihinin en büyük depremi olan Erzincan depremi oldu. 7.8 büyüklüğünde. Hı-hı. Şimdi yani bu Tokat'taki deprem özelinde ne söylersiniz? Şimdi bu müstakil bir deprem ya. Tokat'taki depremi de hani bölgedeki eğer ki fay hattı çok uzun bir uzunluk boyunca kırılırsa 7.5 da üretebilir, 7.6 da üretebilir ama Tokat tarihi olarak baktığımızda 7.2 kadar büyüklüğünde depremler üretebilen bir şehir. Fay hattı olarak. Şimdi bir İstanbul kadar deprem üretebilir yani. Peki bu depremlerin bu depremin artçılarını bekler misiniz? 5.6. Bu depremin 4 büyüklüğüne kadar artçıları olabilir. Peki, yani mutlaka beklenir artık. Bölgede o zaman şu soruyu bir netleştirelim sizin değerlendirmenizi anlamak açısından. Bu yaşanan deprem, bu iki deprem başka yakın fay hatlarını vesaire başka bir depremi tetikler mi? Tetikleme usulüyle oluşabilecek deprem için gerçekten büyük bir depremin meydana gelmesi gerekir. Yani 5.6 büyüklüğündeki bir deprem İstanbul'u, Adapazarı'nı veya daha güneydeki başka kolları etkilemez. 5.6 büyüklüğündeki deprem kendi bölgesindeki tali fay hatlarını harekete geçirebilir ki onlar da büyük bir deprem üretebilecek kapasitede fay hatları değil. Yani bölgede büyük bir depremin öncüsü değildir. Mesela Kahramanmaraş depreminde 7.7'lik Pazarcık depreminden sonra tetikleme usulüyle Elbistan depremi olmuştur. Ama 7.7'lik depremden sonra olmuştur. Yani 5.6'dan sonra tetikleme usulüyle İstanbul'a, Marmara'ya ya da herhangi bir bölgeye bir deprem beklemeyin.
Peki şimdi bir yandan da işte AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle bir ifade kullanılıyor. Yozgat ilimizi iki katlı bir evle Tokat ilimizde Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbar alınmıştır ifadesi kullanılıyor. Hasar gören binalarla ilgili böyle bir açıklama var. Ne dersiniz? Evet, yani beklediğimiz gibi zaten yüzeye çok yakın olması sebebiyle 5.6'da en çok bu kadar zaten bir hasar bekleyebiliriz. Yani şehir merkezinde 2 katlı, 3 katlı iyi durumda olan bir binanın zaten herhangi bir şekilde hasar almasını bile, ciddi bir hasar almasını bile beklemiyoruz. Mesela duvarlarda çatlak olabilir ama taşıyıcı elemanlarda bile hasar almasını beklemiyoruz. Çünkü 5.6 orta büyüklükte bir depremdir ve herhangi bir hasar bırakmasını da beklemiyoruz. Peki, teşekkür ancak ediyorum. Atıl durumda evet. olan binaları yıkabilir. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Sinan Cansız Beyefendi deprem uzmanı değerlendirmelerde bulundu. Şimdi telefon attığımızda deprem uzmanı Profesör Doktor Sayın Süleyman Pampal var. Sayın Pampal hoş geldiniz ana habere. Ve nedir ilk değerlendirmenizi efendim alalım. Buyurun. Bölgede bu tür depremler ola geliyor. Yani Kuzey Anadolu fayının kuzeyinde Karadeniz bölgesinde geçen ay birkaç bu türden deprem oldu. Burada hiç deprem olmaz diye zannediyorduk. Bu da nereden çıktı gibi değerlendirmelere şahit olduk, hatırlayınız. Doğru. Ama Kuzey Anadolu fayı 1500 kilometre uzunluğunda yaklaşık ve 50 kilometre genişliğinde büyük bir fay zonu. Bunun kuzeyinde ve güneyinde çok sayıda bu fayla bağlantılı aktif fay var. Yani Niksar Erbaa fayı gibi, işte burada Tokat'ın hemen yakın doğusuna Reşadiye doğru uzanan gene sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay. Güneyinde benzer şekilde bu türden doğrultu atımlı faylar var. Ve bu faylar çok büyük depremler aşamasında kırılmamış. O aşamada etkilenmiş. Yani bu ne demek? 1939 Erzincan depreminde hemen Tokat'ın yakın kuzeyine kadar gelen bir kırık var. Yani Kuzey Anadolu fayının doğu kesimi kırıldı ve 8 büyüklüğünde bir deprem üretti. Erzincan'da 40 bin civarında can kaybı oldu. 42'de hemen onun bitiminden batıya doğru 43'te 44'te devam etti Gerede'ye kadar kırıldı ama işte bu güneyde kırılmamış görece daha küçük Kuzey Anadolu fayını belli bir açıyla kesen kuzeydoğu güney batı doğrultulu doğrultu atımlı faylar var. Bunların büyüğü Niksar Erbaa fayı o 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip bir fay. Bu Tokat civarındaki faylarsa görece daha küçük, daha kısa ve 5-6 arası deprem üretme potansiyeli olan faylar. İşte bunlar üzerinde depremler oluyor. Dün ve bu sabah bu türden depremlere tanıklık ettik. O zaman hocam şeyi anlayamadım. Yani bu müstakil bir deprem mi yoksa o ifade etmiş olduğunuz Kuzey Anadolu fay hattına bağlantılı olan paralel faylarla mı alakalı bir deprem? Bu tabii bağımsız bir deprem tabii ki. Kuzey Anadolu fayı zaten bu bölgedeki kırıklar 39'da, 42'de ve 43'te evet. oldu. Bu Kuzey Anadolu fayından bağımsız ama zonun içinde, zonun yakın Anladım. Çevresinde olan faylar bunlar. Ve görece daha küçük ve daha küçük deprem üretme potansiyeli olan faylar. Peki, evet buyurun. Yani beklenmedik durumlar değil, sürpriz olmamalıdır. Ama burada tabii dikkat çekmek istediğim konu biraz daha doğudaki 7 su fayıdır. Yani Erzincan Karlova arasında sismik boşluk konumunda bulunan 1700'lü yılların ortasından hatta 1780 olacak sanıyorum 7-4 civarında deprem üretmiş olan ve yine tekrarlanma süresini tamamlayıp enerjisini biriktirdiğini bildiğimiz ve 7'nin üzerinde deprem üreteceğini beklediğimiz fay var. Bu fay da maalesef 6 Şubat depremlerinden sonra sıkça dile getirdiğimiz bir fay.
beklenmeyen bir durum olmaz. Hocam bir virgül koymak durumundayım. Bu kaldığınız yerden devam edeceksiniz ama depremin en çok etkilediği yer Sulusaray. Sulusaray Belediye Başkanı Sayın Davut Kılıç telefon attığımızda. Sayın Kılıç geçmiş olsun. Sağ olun, hepinize geçmiş olsun. Nedir efendim bize aktaracağınız bilgiler? Bir hasar bilgisi vatandaşlarımızın sağlığıyla alakalı nedir gelişmeler? Yani bir saatten biraz fazla zaman önce işte dün gece iki tane deprem oldu. Bugün de biraz daha şiddetli 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremde eski binalarımız, taş toprakla yapılan kargil binalarımızda bayağı bir yıkılma var. Duvarlarda patlama var, ayrılma var. Ama çok ciddi öyle yaralanma, ölüm gibi bir olumsuz bir durumumuz yok Allah'a şükür. Şimdi binalarda yıkılma var dediniz. Enkaz altında bir vatandaşımız var mı? Yok, yok, yok. Herhangi bir vatandaşımız yok. Sadece bir buğdaylı köyümüzde bir 3-4 tane hayvan telleri var. Yıkılan ahır altında kalan, göçük altında kalan. Başka öyle bir olumsuz yaralanma gibi, ölüm gibi olumsuz durumumuz yok. Ama dediğim gibi eski binalarımızda, taş ve toprakla yapılan kargis binalarımızda, ahşap binalarımızda bayağı bir yıkılma ağır var. Ağır hasar, yani kullanılamaz ağır durumda binalar, evet, öyle mi? Evet, kullanılamaz durumda. Bu konuda işte vatandaşlarımızı da uyarıyoruz binalara girememiz konusunda. Bu gece dışarıda geçirmelerini devletimizin bütün kurumları görevinin başında her türlü ihtiyaçları vatandaşlarımızın karşılanıyor. Bir olumsuz bir durum yok yani. Evet, Sulusaray'daki köylerde mi bu durum söz konusu? Köy evlerinde mi bu İlçe durum söz konusu? İlçe merkezimizde de var. İlçe merkezimizde ve Malınseyit mahallemizde de ahşap binalarda bayağı yıkılma var. Ahşap etkili binalarımızda, işte taş doluyla yapılan, toprakla yapılan binalarımızda. Onun haricinde köylerimizde zaten etki yapı. Oralarda bayağı bir şey var, hasar var. Ama dediğim gibi ciddi bir yaralanma, can kaybı gibi bir olumsuz yok. Diliyoruz böyle bir haber de almayız ilerleyen saatlerde ama pek yani sayısının İnşallah. Az olmadığını ifade ettiniz. Taş toprak binalarda, evet. Ahşap binalarda hasar olduğunu ifade ettiniz. Evet. Bu binaların ulaşıldı mı hepsine, müdahale ediliyor hepsine mu şu anda? Hepsine ulaşıldı. Biz de şu anda olay yerindeyiz. Sayın Valimizle birlikteyiz. AFAD ekipleri, diğer ilgili kurumların bütün ilgileri burada. Yani hasar tespiti, ruhi tespitleri yapıyor. Dediğimiz gibi tek tesellimiz büyük bir şey olmadı. Yaralanma falan yok, can kaybı yok. Çünkü bu da işte gündüz olmasından vatandaşlarımızın ayakta olması şansımız. İşte gece olsaydı biraz daha bu panikle belki bir şeyler daha fazla hasar alabilirdik. Dediğim gibi bu gece vatandaşlarımız işte dünkü olan gelen depremden de, bugünkü olan depremden dolayı biraz tedirgin. Bu geceyi dışarıda geçireceğiz inşallah. Peki, ama dediğim şimdi gibi bütün vatandaşlarımızın yaşası karşılanıyor. Evet. Çadır, battaniye, sıcak yemek. Kesinlikle. Hepsi hazır. Dışarıda olan, özellikle dışarıdaki olan vatandaşlarımızın merak etmemesi. Burada yani dediğim gibi herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Merak etmesin. Yani vatandaşlarımızın paniğe olmasına gerek yok. Sayın Kılıç, şimdi şu da ifade ediliyor uzmanlar tarafından. Sizin de nasıl hissettiğinizi soracağım. Şimdi zemine çok yakın bir depremden bahsediyoruz. 5.9 kilometre. Şiddetli hissedildiği söyleniyor. Siz nasıl hissettiniz? O esnada neredeydiniz? Ben belediye binasındaydım. Yeni Sayın Valim işte dünkü depremde de gece gelmişti. Bugün de tekrar yerinde müsaade etmek için, inceleme yapmak için gelmişti. Onu yolcu ettik. O yola çıktıktan 15-20 dakika sonra işte bu deprem tekrar meydana geldi. Ben de belediye binasına geçmiştim Sayın Valim'de yolcu ettikten sonra. Bayağı şiddetli hissettik. Yani çok dediğiniz gibi yüzeye yakın olduğu için bayağı hissettik. Peki vatandaşlarda bir panik hali oluştu mu? Çünkü sabah saatlerinde de 4.7 büyüklüğünde bir deprem. Ardına bu deprem. Yani nasıl bir hava oluştu? Bir panik içerisine girdi mi vatandaşlar? Sokaklara mı çıktılar? Ne oldu o anda? Sokaklarda, vatandaşlarımız şimdi sokaklarda. Dünden de işte bu şey olduğu için biraz daha hazırlıklıydılar. Uyarmıştık artık dersler olur falan diye. Ama bu olan deprem biraz daha büyüktü. Ondan dolayı biraz tedirginlik, panik var ama öyle büyük manada bir paniklik yok. Vatandaşlarımız dışarıda uyarıyoruz. Ekiplerimiz dışarıda bilgilendirme yapıyorlar. Binalardan uzak durmasını, çatı altlarında durmamaları, boşluk alanlarda, açık alanlarda durmalarını söylüyor. Vatandaşlar duyuyor ama ilk andaki bir paniklik vardı. Yavaş yavaş o dağılıyor.
dediğim gibi devletin ilgili kurumları orada. Peki efendim, çok geçmiş olsun. Siz de oradaki çalışmalara katılıyorsunuz. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Sulusaray Belediye Başkanı Sayın Davut Kılıç ana haber bültenimize bize son durumu aktardı. Sayın Pampal, aslında taş ve toprak binalarda yıkımlar olduğunu ifade etti. Çok şükür enkaz altında kalan bir vatandaşımız yok. Sağlık durumuyla alakalı bir olumsuzluk en azından bildirilmemiş. Buyurun efendim, siz devam edin ve Sayın Kılıç'ın söyledikleriyle alakalı da bir şeyler söylemek isterseniz buyurun, söz sizde. Evet, tabii yani kayıp olmaması, ağır hasar meydana gelmemesi çok güzel, sevindirici bir durum. Ama gene de dikkat etmekte yarar var. Yani kırsal kesimdeki kerpiç yapılarda resmi hasarlar meydana gelmiş olabilir. Dikkat etmek lazım. Yani hasarlı binalara girilmemesi uyarısını siz bir uzman olarak teyit etmek, tekrar etmek ister misiniz? Önemli sizin de uyarınız. Tabii yani hasarlı yapılarda dikkatli olmakta yarar var. Yani bölgede çünkü bir deprem aktivitesi var ve bu aktivite büyüyerek devam ediyor. Yani dün 4,7 miydi? 4,7, şu anda da 5,6. Evet, 5,6 oldu. Bölgede daha büyük olması beklenir mi yakın zamanda? Bölgede daha büyük deprem üretecek faylar var ama bunlar ne zaman kırılır ve bir deprem üretir bunu bilemeyiz. O bakımdan kimseyi de paniğe terk etmek istemeyiz. O bakımdan sadece dikkatli olsun vatandaşlarımız ve yetkililer zaten gerekli özeni gösteriyordur. Muhtemelen afet ekipleri bölgede çalışmalara başlamıştır. Bu ekiplerin uyarılarını dikkate almak gerekir. Onu belirtmek istiyorum.